Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bu videomuzda Coco ile birlikte bir gün içerisinde neler yapıyoruz bunu sizlere göstereceğiz. Coco'nun ilk videosu, kendisi de çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi uyandık ve Coco'nun karnı aç, Coco'nun karnını doyuracağız. Bu arada arkadaşlar, bazı kullanıcılar şöyle yazmış, işte yavruyu annesinden ayırıyorsunuz, işte ona kötülük yapıyorsunuz falan gibisinden. Fakat bir kedi köpek gibi düşünün, kedi köpeği de yavruyken sahipleniyorsunuz ve annesinden ayrılmış oluyor. Bundan bir fark yok ki, doğal ortamından çok daha iyi şartlarda bakıyorum. Yemeği önüne geliyor, altını bezliyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü maymunların çok hızlı bir sindirim sistemi var. Hemen tuvaletlerini yapabiliyorlar. Bu yüzden her yer pisleniyor. O yüzden altına bebek bezi bağladık. Gördüğünüz gibi. Öyle işte. Coco bir mamak maymunu, yani mamak maymunu, maymunun bir türü. Henüz daha yavru ve bebek. Daha önünde çok büyüyecek, daha çok boyu uzayacak, güçlenecek. Şu anda kendisi 3 aylık bir bebek. Ben de babasıyım, artık babası oldum. Evet, Coco bir güne nasıl başlıyor, neler yapıyor, izliyoruz. Coco arkadaşlar böyle göğsümde yatmayı çok seviyor. Göğsüme geliyor, böyle uzanıyor, kafasını okşuyorum. Değil mi Coco? Selam ver kameraya. Selam ver bakalım. El salla, el salla. 4 gün oluyor geleli bu arada. 4 gün olduğu için biraz daha alışma sürecindeyiz birbirimize. Kim o Coco? Ayıcık mı? Öp hadi onu, öp. Sev onu. Karnın acıktı mı Coco? Bir şeyler yemek ister misin? Okey. Sana muz ve elma yedirelim hadi. Sonra senin duşunu yapalım. Duş aldıralım. Altını temizleyelim çünkü kokutmuşsun. Şu an Coco'nun kahvaltısını hazırlıyorum. Coco ne yiyor? Maymun ne yer? Muz yer. O yüzden Coco'ya güzel bir kahvaltı yapacağım. Dileceğim, önüne koyacağım. Sonra onu yiyecek. Hadi bakalım. Sonra da sütünü vereceğiz. Gel, kahvaltın hazır. Kahvaltıya. Hayır, o kahvaltı değil. Gel. Al, afiyet olsun. Bitti, kahvaltı ediyoruz ya. Al. Al. Hepsini yere atıyorsun. Ye, yere atma. Elma vakti, hadi elma vakti, muz bitti, muz öğünü bitti. Elma istiyor musun? Hepsini yere attı ki. Bir kısmını yiyor, bir kısmını atıyor. Evet, şimdi elma vakti. Elmamızı yiyoruz. Gel bakalım. Ah. Ah. Hepsini ağzına attı, gördün mü? Ah. Biz öyle yemiyoruz ama. Ah. Elma seviyorsun sen, al. Tamam, istemiyormuş, böyle yap. Sana süt içirelim hadi. Coco'nun süt vakti. Hop. Minik kıza süt. Bebeğimizin sütünü vereceğiz. Günde bir kere sütünü veriyoruz ki kalsiyum eksikliği çekmesin ve gelişimi tamam olsun. Değil mi bebeğim? Sütü seviyor. İlk geldiğinde çok hırçındı. Herkese saldırıyordu. Oradan oraya zıplıyordu. Fakat 5 günde çok iyi alıştı bana. Şu an beni babası gibi görüyor hala. Bu arada tür olarak biraz hırçın bir tür zaten. Hırçın bir tür olmasına rağmen yavaş yavaş uysallaşıyor. Çünkü ev ortamına alışıyor. İnsan davranışlarını kopyalıyor. Kendine aynada bakmayı çok seviyor mesela. Bir de süt içmeyi çok seviyor biberonla. Sevdin mi? Güzel mi? Afiyet olsun. Hep döktün ama haberin olsun. Gel. Süt vakti. Yeter mi diyorsun? Üstümün haline bakın. Her gün böyleyim. Her gün böyle cebelleşiyorum. Çiş oluyor. Altını kaka yapıyor. Tuvalet yapıyor. Doydun mu? Bütün bitti mi? Hadi sütümüzü biraz daha içelim. Sonra ne yapacağız biliyor musun Coco? Altını pisletmişsin. Altını temizleyeceğiz. Leş gibi kokuyor. Bildiğiniz bebek yani. Bir bebek olur ya hani böyle beslersiniz, altını bezlersiniz, bebek de yaramazdır, bir yerden bir yere kaçar, zapt etmeye çalışırsınız. Tıpkı onunla aynısı, hiçbir farkı yok. Bebek gibi yani. Evet, sütümüz bitti. Hayır, yeter, yeter. Yarın devam edeceğiz sütümüzü, tamam mı Coco? Tamam hadi. Çok seviyor. Yükseklere tırmanmayı çok seviyor. Sürekli tepemde geziyor bu şekilde. Her yere hükmediyor musun? Oradan. Çık şeye çık, avizeye çık hadi. Avizeye çık. Hayır tabii ki. Şimdi duşumuza geldik. Duş vakti. Mini Coco duş alacak. Çünkü altını falan hep pisletti. Pislik misin sen? Altına yapmışsın. Duş alman gerekiyor. Evet. Altına yapmış. Duş aldıracağım şimdi. Hazır mısın duşa? Coco bir dişi arkadaşlar. Bilerek dişi aldım çünkü bu türlerin erkekleri büyüyünce çok hırçınlaşıyor. Çiftleşme dönemlerinde çok hırçınlaşıyor. O yüzden Coco biraz daha sakin olsun diye dişi tercih ettim. Değil mi Cocoş? Minnoş, minnoş, minnoş. Şimdi Coco'yu soyacağız. Bıcı bıcı vakti. Sen suyu seviyorsun ama. Suyu seviyordun. Dün çok güzel banyo yaptık seninle. Evet tamam böyle. Güzelce. Ne oldu, hoşuna gitti sanki bir. Hoşuna mı gitti? Tamam tamam tamam. Akıllı kız. Banyo edince böyle sakinleşiyor, rahatlıyor galiba. Değil mi? Evet, baby monkey duşunu aldı. Darinde bir güzel bıcı bıcı ettirdik ona. Şimdi kuruluyoruz. Çok mutlu. Coco artık çok temiz bir maymun. Ama hala yaramazlık peşinde. Gitmeye çalışıyor. Sağa sola. Dur da bir seni temizleyelim daha. Hoppa. Tamam. Nerede mutluysan orada ol. Tamam mı? Omzumda mutluysan omzumda dur. Omzumda mutlu musun? Çak. Çak. Ebeveyn ne yaparsa çocuk onu yaparmış. Gel. Gel. Duşumuzu aldık. Şimdi altımızı değiştireceğiz. Yok dedi, bak gördün mü? Yok dedi. İstemiyorum elma. Küsmedi o. Şu an kafasını okşuyorum ya. Mutlu oluyor o yüzden. Hoppa. Altımızı bezledik. Minik bebek maymun. Mutlu musun? Artık dilediğince kaka yapabilirsin. Hadi bay bay. Merhaba. Akşam oldu ve biz yeni kıyafetimizi giydik. Kırmızı güzel bir kıyafet aldık. Çok yakışıklı oldun he. Akşam yemeği vakti. Gumball izleyelim. Ne dersin? Gumball izleyelim mi Gumball? Gumball izlemek ister misin? Beraber Gumball izleriz her akşam. Ama Coco uyuyor. Uyuyakaldı. Coco uyuyakaldığına göre videoyu sonlandırabilirim. Bir günlük rutinimizi izlediniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yapmayı ve bizden Coco ile beraber daha çok içerik görmek istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Instagram'ıma da bak altta çıkacak. Takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.